Herkese selam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pissart uygulamasını nasıl kullanırsınız, nasıl öğrenirsiniz, onunla ilgili eğitim videosunu çekmeye karar verdik. Öncelikle Pissart uygulamasını açalım. Bu arada video belki uzun olabilir. Bayağı bir özelliklerini anlatacağım bu uygulamanın. Öncelikle burada art işaretine basıyoruz. Yeni bir dosya oluşturacağız. Şimdi buradan isterseniz buradan mesela Pissart uygulamasının kendi arka planlarını kullanabilirsiniz. Burada bayağı çok arka plan var sizin kullanabileceğiniz. Veya kendi arka planını da kullanabilirsiniz. Ben normal şöyle beyaz bir alan kullanmak istiyorum. Ayrıca bunda transparan, yani görsel hali de mevcut. Şimdi öncelikle yavaş yavaş başlayalım. Araçlar kısmında 40 yapınca buradan görselinizi, resminizi kırparak istediğiniz bir şekilde boyutlandırabilirsiniz. Ayrıca buradan da istediğiniz boyutu yazıyorsunuz. Örneğin ben 1920x1080 yapıyorum. Tamamdır. Ve bunu onayladım. Serbest kırpma ise nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor arkadaşlar bu serbest kırpma. Buradan isterseniz seçeneklerle yapabilirsiniz veya şöyle de olabilir biliyorsunuz. Olabilir. Arka planını mesela resim çekiyorsunuz. Bu resmin arka planını arka plana tıklarsanız arka planını tamamen silebilirsiniz. Tamamen yapay zeka 2 diyebiliriz. Veya fırça ile silebilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Bu kısmı böyle yapıyorum. Ve bunu bir göstermek istiyorum size. Aynen bu şekilde yapıyor. Veya taşırdığınız bunu nasıl silebiliriz? Burada sil kısmı var. Buradan böyle silebilirsiniz. Ayrıca boyutlarını da buradan ayarlayabilirsiniz. Bunun da boyutunu ayarlayabilirsiniz. Nasıl şöyle burada böyle işliyor. Mesela buradan kendiniz istediğiniz gibi seçiyorsunuz. Ona göre kırpma işlemi yapıyor. Mesela bir tane örneğin gördüğünüz gibi. Evet, bunu geçelim şimdi. Buradan bir fotoğraf seçeyim de öyle yapalım. Daha anlatıcı bir şekilde olur. Ben şuradan şu resmi seçiyorum. Aynen bu şekilde yaptım. Ve bunu ekledim. Şimdi yapmaya devam edelim eğitimimize. Burada da klonlama var. Klonlama nasıl çalışır? Mesela şu kısmı şöyle seçiyoruz. Aynen bu şekilde klonlayabilirsiniz. Burada mesela şu şekilde de yapabilirsiniz. Buradan nerede yapıyorduk? Buradan temizleyebilirsiniz. Arkadaşlar burada neyi seçerseniz onu klonlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Mesela ben silebilirim. Gördüğünüz gibi böyle çalışıyor. Bunu da kapatalım. Burada kısaca resmin aynısından bir tane daha yapabilirsiniz istediğiniz yeri bu resimde. Gelelim kaldır özelliği. Kaldır özelliği de şöyle çalışmaktadır. Önce bir alanı seçelim. Daha sonra bunu seçiyoruz. Şöyle yapalım. Buradan boyutlandırabilirsiniz. Ve kaldırı yaptık. Şimdi buradan bir dakika. Neden olmadı? Öncelikle bir yer almam lazım.
3. Evet, daha burada bir kaldırı bir turu varmış. Ben onu fark etmemişim bu arada. Gördüğünüz gibi burayı kaldırmış bulunmaktadır. Gelelim esnet bölümü. Bu şu mantığı işliyor aslında. Şöyle büyütelim. Mesela resmi şöyle yaparak gördüğünüz gibi silah bayağı bir yamultuyor yani. Bunu yazılarda kullanabilirsiniz. Ben bunu yazılarda bazen kullanıyorum. Böyle yaparak dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun mantığı böyle yani. Bu çoğu uygulamada var. Mesela Pixel Lab uygulamasından bir logo yaparsanız burada da bunu şekillendirebilirsiniz yani böyle yaparak. Hareket kısmı. Hareket kısmı da şöyle işlemektedir. Mesela şu kısmı ne yapıyorduk? Böyle hareketlendirebiliyorsunuz. İster böyle, ister şöyle. Kısaca size kalmış. Gelelim set kısmı. Set kısmı da şöyle işliyor. Mesela ben şu kısmı seçiyorum. Buna istersem efekt, buradan efekt verebilirim. Mesela şu kısmın farklı efektler verebilirim bu. Burada herhangi bir efekti verebilirsiniz yani sınır yok. Ne kadar kısmı seçerseniz o kısmı efekt verebilirsiniz. Daha sonra ben bunu onaylıyorum. Gördüğünüz gibi efektlendi. İsterseniz de bu kısmı boyayabilirsiniz yani. Kapatalım. Bir dakika, yanlış oldu. Daha sonra buradan eğriler kısmı var. Eğriler kısmının da mantığı şu şekilde. Mesela burada rengi ayarlayabilirsiniz. Bak böyle örneğin resim bayağı bir güzel oldu yani. Bunu kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Abi çok güzel oldu ama. Vallahi 10 numara oluyor abi. Böyle ayarlayabilirsiniz. Gelelim ayarla kısmına. Ayarla kısmı genel ayarlar. Mesela buradan parlaklığını falan arttırabilirsiniz veya kısabilirsiniz. Konsantrasını arttırabilirsiniz. Netliğini arttırabilirsiniz. Doygunluğunu arttırabilirsiniz veya kısabilirsiniz. Buradan renk tonunu ayarlayabilirsiniz. Buradan vurgular yani daha bir hale getirir. Oo, bayağı yoruldum. Veya buradan resmin sıcaklığını, soğukluğunu ayarlayabilirsiniz. Resmi farklı bir boyuta getirdik yani şu an. Evet, gelelim buradan geliştir bölümü. Geliştir şu kısmı ayarlıyor. Buradan geliştir yani resmi daha farklı bir hale getiriyor. Gördüğünüz gibi. Ama tıklaya yaparsa herhalde resim karikatür olacak. En iyisi kapatalım bunu. Evet, böyle ayarlayabiliyorsunuz yani. Evet, gelelim bu Shift Close'un neydi lan bu? Okuyamadım tam olarak. Neyse, bunu YouTube banner yapımında kullanabilirsiniz. Özellikle şu kısım YouTube banner yapımında kullanabilir. Yani buradaki uyumluluk kesinlikle %100 YouTube'da da uyumlu olur yani. Hiçbir endişeniz olmasın. Burada da veya şöyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ayrıca şu kısımdan da
bulanıklığını ayarlayabilirsiniz yani. Ben bu şekilde yapıyorum. Böyle gibi. Başka ne kaldı? Perspektif. Evet, buna gelelim şimdi. Bunu da şöyle ayarlıyorsunuz. Resmi sanki farklı çeviriyor gibi bir his veriyor. Resmi çevirtiyor. Mesela ben böyle yapıyorum. Ya şöyle yapıyorum. Bunu burada diğer tarafı da var. İsterseniz alt ve üstünü yapabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Evet, ben bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra burada boyutlandır kısmı var. Boyutlandır, burada resmi tekrar yeniden boyutlandırabilirsiniz. Gelelim döndür ve çevir. Evet, bu kısmı biliyorsunuzdur. Zaten resmi istediğiniz gibi böyle çevirebilirsiniz. Evet, bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada kusura bakmayın, demin telefon çaldı. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Neyse, devam edelim. Aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde çevireceğim. Ben burada herhalde bu gidişle arka plan yapar gibiyim. Yapacağım. Neyse, tamam, burada kısmı geçtik. Gelelim şimdi efektler kısmına. Efektler sistemi şöyle çalışıyor. Burada birçok kategoride efektlendirme var. Her bir kategori farklı bir kategori. Yani farklı efektlendirmeler yapıyor. Gelelim burada filtreleme efektleri. Bu ekranı filtreleme yapar. Buradan mesela şu filtreyi kullanabilirim. Ama bu arada herhalde efektleri indirme aşamasında. O yüzden pek gözükmüyor. Yani burada efektleri filtrelendirebiliyorsunuz resminize. Gelelim mix. Bu da aynı mantıkla çalışıyor ama bu daha iyi. Mesela film yapabilirsiniz. Veya parazitlenme oluyor. Ayrıca şu kısım efektin üstüne tıklayarak seçtiğiniz efektin buradan efektin ayarlarını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi parazitlendirme yapıyor. Kısım böyle çalışıyor. Neyse, geçelim bunu. Can var. Bu da şöyle çalışıyor. Mesela bunun için bir resminiz olması lazım. Bunun resmini de kullanmanız lazım. Ama ben şu an o kadar efekt yaptım ki resme. Yani bunun yapılışı pek belli olmuyor. Geçelim biz bunu. Gelelim bu kısma. Bakalım en iyi yüzleri yapıyormuş. Birazcık bekleme zorunda kalıyor. Yapıyor yapmasına ama resmi o kadar efekt verdik ki yani artık efekt kaldıramıyor resim. Resim kendini kaldıramıyor. Dairesel. Evet, böyle bulanıklaştırma yapabilirsiniz. Ben de burada tamamen bulanıklaştırmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Ayrıca şöyle de yapabiliriz. Hani şu seçme kısmından yaparsanız daha iyi olur. Hani istediğiniz yeni bulanıklaştırma. Yok, böyle yapmak istiyorsanız onu da şöyle yapabilirsiniz. Mesela ben buradan şekil yapıyorum. Ve buradan şu kısımları kalsın. Buraların bulanıklığı kalmasın. Ama şu kısım bulanık kalsın diyorum. Veya şu kısım bulanık kalsın. Bu kısım bulanık olmasın. Yapabilirsiniz böyle. Ama dediğim gibi set yeri var ya, oradan yaparsanız sizin için daha pratik olur. Gelelim artistlik efektine. Yağlı boya. Yağlı boya. Tam yağlı boya oldu valla. Abicim, bu uygulama var ya, ben çok seviyorum yani. Bu da istediğiniz gibi resmi hayal edip yapabilirsiniz yani. Evet. Gelelim. Abi fena oldu. Neyse, ben bunu hiçbir yapmam. Evet.
buldu. Yani horror efekt tekledik ki resme bir baksana nereden nereye geldi. Video başlangıcı ta nereye geldi. Aynen bu şekilde buradan bu şekilde yazabilirim. Yeşil yapabilirim. Bu nasıl oluyor? Evet. Abi süper. Neyse bu kalsın bari. Bakalım neler varmış. Ne kadar renk mi farklı. Buradan istediği şekilde yapabiliyoruz. Şeklini boz... bu da... Şeklini bozuyor bak gördüğün gibi. Abi... Bunu kullanacaktın. İyi kullanmak lazım. Yoksa gördüğünüz gibi... Neyle neye benziyor. Buna bak. Yani farklı bir şeye benzedi. Bunu yani kullanacaklarına doğru yerde kullanmanız lazım. Evet, kart, şablon 1. Şablon... Şablonlar haline geldik. Renkler, renkler. Bunu kullanmaktayım. Hani mesela şunu kullanabilirsiniz veya bunu da kullanabilirsiniz. Bunu genellikle ben yazılarda falan kullanıyorum ben. Yazının rengini değiştirmek için. Bazen yazının rengini beğenmek, farklı bir renk katmak için. Bunu kullanıyorum bu efekti. Neyse bunu kapatalım artık. Bu işimiz yok. Gelelim güzelleştirme. Bu biraz profesyonel iş. Yani özellikle Instagram'dan bol bol foto atanlar için en uygun yer bence burasıdır. Ben buradan istediğiniz gibi ayarlamaları yapabilirsiniz veya buradan otomatik seçiyorsunuz. Yapay zeka sizin için en uygun olanı belirliyor ama tabi siz bunu beğenmeyebilirsiniz. O yüzden kendiniz profesyonel bir şekilde yaparım diyorsanız yapabilirsiniz. Bunu genellikle normal fotoğraflarda kullanılıyor. Evet. Yapay zekanın yaptığı bana olay bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamamen yapay zekaya çıkmıştım. Neyse hadi kapatalım burayı. Gelelim başka ne kalmış. Çıkartma. Ha bak ben bu kısmını da çok kullanıyorum. Burada istediğiniz çıkartmayı bulabilirsiniz. Örneğin ben ok işaretleri vermesine ben buraya okun İngilizce ismini aldım. Evet şimdi ben burada çeşit çeşit oklar bulabilirsiniz. Ben bunları videolarımda kullanıyorum. Bazen şiirle küçük resimlerde falan buradan alarak kullanıyorum. Bunlar ücretsiz bir şekilde uygulamanın sunduğu çıkartmalardır. Mesela Instagram logo. Buraya Instagram logoyu ekleyebilirim. Buradan seçtiğiniz bir kısmı ayarlayabilirsiniz ayrıca. Burada istediğiniz gibi parlaklığını arttırabilirsiniz. Aynı o diğer özellikler var ya onlarla aynı yani. Burayı pek anlatmaya gerek yok. Ve buna da efekt verebilirsiniz. Renklendirmeyi şöyle deneyelim bakalım buna renklendirme yapacak mı? Gördüğünüz gibi burada istediğiniz renklendirmeyi yapabilirsiniz. Doğru. Buradan da modlar var. Çeşitli bir şekilde renklendirme yapabilirsiniz. Neyse burayı kapatalım. Karıştırma şöyle işaretler. Mesela arka planla veya farklı üst üste bir resim olursa bunu birleştirebiliyor. Ekran var, tuvalet var, karat özelliği. Yani modları siz ayarlayabilirsiniz kendi zevkinize göre. Neyse burayı kapatalım. Gelelim kes. Kes şu mantığını ayarlıyor. Tamam abim kapat burayı. Şimdi özellikle şöyle seçelim. Burayı abicim kesiyorum. Gördüğünüz gibi böyle yapıyor. Kısmı kesti yani. Ön izleme yapınca gördüğünüz gibi sadece bu kısım mevcut. Diğer tarafları sildi.
Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz ana art yaparak şöyle yapabilirsiniz. Mesela ben bunun çizerek yapıyorum. Şöyle aynen şekilde yapabilirsiniz. Veya set kısmı da buradan arka planı saç, kafa, gökyüzü, kafırlı gibi yapay zeka otomatik olarak algılayır. Ona göre kesme işlemi yapıyor. Neyse burayı kapatalım artık. Gelelim reply. Reply'de şu kısmı yazıyor arkadaşlar. Buradan resim ekleyebiliyorduk galiba. Aynen öyle yapıyorduk. Burası size kalmış. Burayı kullanmayacağınız. Kapatalım biz. Neyse şimdi ne kaldı? Metin. Buradan metin ekleyebilirsiniz resminize. Ben örnek random atayım bari. Tamamdır. Evet güzel. Burada rengini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şuradan yazdıklarını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz buradan uygulamanın sunduğu kendi yazı tiplerini indirip kullanabilirsiniz. İsterseniz de buradan fontları ekleyerek kendi yazı tiplerinizi kullanabilirsiniz. Renk kısmında istediğiniz renkleri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca eğimde de şöyle olay var. Gördüğünüz gibi gradient bir tekst yazabilirsiniz. Yani metin yazabilirsiniz. Doku şöyle yazıyor. Buradan isterseniz bu dokuları seçebilirsiniz. İsterseniz de kendi dokunuzu kullanabilirsiniz. Ben örnek şuradan kendi dokumu kullanmak istiyorum. Ben buradan şu dokuyu kullanayım abicim. Gördüğünüz gibi bu dokuyu kullanmış oldum. Vurgu kısmı yazıyor. Hani böyle etrafına renkler veriyor. Yani gördüğünüz gibi. Boşluk oluşturmuyor yani. Buradan da kapatabilirsiniz bunu. Fırça darbesi demek. Yani mesela kenarlıklara kenarlık verebilirsiniz yani. Gördüğünüz gibi. İstediğiniz renkleri de buradan ayarlayabilirsiniz. Aralama şu şekilde yarıyor. Mesela isterseniz böyle harfleri birbirlerini aralayabilirsiniz. Veya satır olarak da yapabilirsiniz. Ama bunun için üst üste bir metin koymanız lazım. Opaklık, burada resmin opaklığını ayarlayabilirsiniz. Karıştırma geçen dakikalarda bahsettiğim gibi böyle yapıyordunuz. Bunu biliyoruz. Gölgelendirmeyi de buradan ayarlayabilirsiniz. Burada mesela bulanıklığı ne kadar olsun, opaklığı ne kadar olsun. Mesela bulanıklığı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi opaklığını buradan ayarlayabilirsiniz. Konumunu, gölge konumunu da isterseniz şöyle, ben kenarları yapar gölgelendirme verebilirsiniz ama ben bunu ortalamak istiyorum. Yani ortalamanız için bu ilk kısmı da 100 yapmanız lazım. Bunu da yapıyorum. Evet 100 yaparsam gördüğünüz gibi oluyor. Burada da bulanıklığı arttırabilirim. Renklendirme de yapabilirsiniz bulanıklığa. Yani gölgelendirme pardon. Buradan cover. Buradan mesela aşağı tarafa yazınızı bükebilirsiniz veya üst tarafa yazınızı bükebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Oo bayağı gördüğünüz gibi farklı bir şey oldu yani. Ayarlar butonla çevirdim yazıyı. Tamam. Neyse kapatalım burayı da. Gelelim foto ekle. Resmin üzerine isterseniz buradan foto ekleyebilirsiniz. Ben önceki videomdaki küçük resmi buraya ekliyorum. Şu kısmı ekleyeyim. Tamamdır. Burada da bahsettiğim özellikleri burada da yapabilirsiniz. Hani geçen dakikalarda bahsettiğim özellikleri hepsini burada yapabilirsiniz. Ama burada bahsetmediklerimi hatırlatayım. Burada sınır yaparak mesela ister dış kısma ve iç kısma böyle ufak kenarlık ekleyebilirsiniz. Buradan da renklerini ayarlayabilirsiniz. İçteki de olabilir, dıştaki de olabilir. Tamam, burayı kapatalım.
gelelim çerçeve. Çerçeve de şöyle yazıyor. Mesela buradan bir çerçeve seçelim. Şunu kullanalım. Buradan buna göre boyutlandırma yapıyor. Bunu kapatalım. Şekil ve bunlar şekil ve serbest kırpma olanı. Bunlar kırpmak için ayarlar zaten biliyorsunuz. Neyse ben bunu böyle kaydedeyim. Gelelim fit. Fit de şu kısmı yani sosyal medyada kullanıyorsunuz ya. Öyle bir şey yani. Buna kenarlıklara üst ve alt kısma buradan renklendirme yapabilirsiniz. Burayı kapatalım. Başka neler yapabiliyoruz? Fırçalar buradan da efektleri ekleyebiliyor gibiyiz. Şimdi mesela şöyle bir şey yapabilirim ben. Nasıl yapıyorduk? Kısımdan mıydı abicim? Böyle efektli gibi yıldız aydınlatmalar ekleyebilirsiniz. Burası size kalmış kısaca. Burada çok çok modlar var. Gördüğünüz gibi. Yani farklı bir hale aldı. Burada ayrıca başka neler varmış. Renklendirme yapabilirsiniz. Neyse burayı da kapatalım. Başka sınır. Dediğim gibi ben geçen şeyi anlattım. Aynı öyle farklı bir şey yok. Gelelim maske. Maske şu şekilde çalışıyor. Mesela şuna. Bunu seçelim. Buradan maske yapıyor. Yani yıldız parçacıkları seyrediyor. Ve sivil yapalım. Hani efekt tarzı düşünebilirsiniz. Burada çeşitli maskeler var. Ben şunu kullanayım bir. Evet, sivil yapabiliyoruz. Ayrıca şu kısmı da yapabiliriz. Buradan renk tonunu ayarlayabilirsiniz. Neyse bu böyle yani. Burada farklı bir şey yok. Buradan istediğiniz maskeleri yapabilirsiniz. Şunu da yapalım. Gördüğünüz gibi. Bakın sonra da yaptım mı? Cam kırılma gibi oldu yani. Neyse burayı kapatalım. Gelelim çiz. Bunu kullanıyorum genellikle. Mesela buradan çizimlerinizi yapabilirsiniz. Ben şuradan rengini ne yapıyorum? Sarı renk yapıyorum. Ve buradan şekil yapıyorum. Daha sonra bu kısmı doldurma yapıyorum. Veya fırça darbesi de yapabilirsiniz. Bunu şöyle yaparak dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Genellikle ben bunu bunu da kullanabilirim. Kesik logo yaparken falan kullanabilirsiniz yani. Veya farklı çerçeve ekleyebilirsiniz. Buradan silme işlemini yapabilirsiniz. Burada silmenin boyutu falan buradan ayarlayabilirsiniz. Tamamdır. Gelelim M fırçası. M fırçası da ön izleme metni diyebiliriz. Geç bunu abi. Şekil anlatmıştık. Nesnekle buna resim ekleyebilirsiniz. Çıkartma da aynı öyle. Çıkartma ekleyebilirsiniz. Neyse burayı kapatalım. Gelelim çiz demiştik ama bunu geçmedik. Lens ışığı şu şekilde çalışıyor. Buradan istediğiniz lens seçelim mesela. Ben şunu seçeyim. Bunu şöyle yaparak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şuradan renk tonunu da ayarlayabilirsiniz.
Ben şu şekilde yapıyorum. Bazı fotoğraflarda bayağı bir çok güzel oluyor bu. Buradan da dediğim gibi daha önce anlatmıştım. Karıştırma, aydınlık. Bunları siz yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Neyse bunu da kapatalım. Şimdi şekil maskesi. Bu şekil maskesini şöyle alanlarda kullanabilirsiniz. Mesela yuvarlak logo yapımında kullanabilirsiniz. Burada çeşitli şekil maskeleri var. Üçgen, yuvarlak, kalp. Ondan sonra farklı farklı gördüğünüz gibi. Size kanıtlatmak sonra şöyle logo bile yapabilirsiniz yani. Burada çeşit şekiller var. Bunları kullanabilirsiniz. Gelelim çerçeve. Çerçeve daha önce dediğim gibi aynı mantıkla çalışıyor. Buradan istediğiniz gibi çerçeveyi seçip fotoğrafını da ekleyebilirsiniz. Daha sonra belirtme. Belirtme yani burada İngilizce isimlerle belirtilmiş. Ama buraya kendi yazabilirsiniz. Mesela ben buraya random atayım en iyisi gene. Tamam. Şöyle yapıyorum. Ben bunun rengini ben şöyle yapıyorum da tamam. Ayrıca şuradan yaz tiplerini ayarlayabilir. O tipleri de buradan ayarlayabilirsiniz. Bunu da buradan ayarlayabilirsiniz. Resimle karıştırıyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar, uygulamamız bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.